sağlar. Ne istiyorsun bizden be? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Kimin kimden ne istediği belli. Hala bizle uğraşıyorsunuz. Hala Fatma Gül'ün peşinde olduğunuz ortaya çıktı. Ama yandınız. Kurtulun bakalım bu sefer kurtulabiliyor musunuz? Dua et de Erdoğan ölmesin. Yoksa siz kurtulamayacaksınız. Siz. Allah'ın cezaları. Mukaddes Hanım geldi. Hala kafa tutuyorlar bizi Allah'ın cezaları. Rahmi nerede? Senin ne işin var burada? Sana söylüyorum, ne işin var burada? Kerim lütfen. Abla bunun burada işi yok, niye gelmiş? Biz suçlu oluyoruz sonra. Ya cevap versenize, Rahmi nerede? İçeride Ömer Bey'le konuşuyor. Dur, almazlar seni. Rahmi'nin ifadesi için konuşuyorlar. Fatma Gül Hanım. Sonunda abin de buralara düşürdün. İçin rahat etmiştir artık. Sen ne diyorsun ya, kendine gel. Bir Rahmi kalmıştı başın derde, sokmadın onu da hallettin. Bravo sana, bravo. Ya tamam sus. Ya benim kocam katil olsaydı, ha? Ya öbürü onu öldürseydi? Ne yapacaktım ben? Kucağımda bir çocuk, elimde bir çocuk, ha? Sen çok fazla oldun Mukaddes Hanım. Sus be. Babak nasıl bakıyor ya? Kız o Rahmi'ye bir şey olsun. Ben biliyorum sana yapacağımı. Mukaddes. Rahmi. Çok korktum Mukaddes, çok korktum. Ne yapacaklar sana Rahmi? Bilmem. Şurada oturabilir mi biraz? Çok korkuyorum. Sen... Sen nasıl geldin buraya? Elif yalnız mı kaldı evde ha? Konuşmamız lazım. Sana diyorum, Elif yalnız mı? Yok yok, ona bakan var. Sen merak etme. Sakın merak etme. Ne oldu? Durum ciddi. Bilinçli olarak vurduğunu söyledi ifadesinde. Öldürmek istedim dedi. Ha, bu arada abi Münir Hadis de vurdu. Münir falan boş verin de. Benim kocama ne olacak onu söyleyin siz. Hastaneyle konuştular. Erdoğan Yaşar'ın durumu ciddiymiş. Eğer ölürse Rahmi tahammüden birini öldürmekten yargılanır ki cezası çok ağırdır. Allah korusun. Bu çocuk. Kıpır kıpır. Bozacak yine bu çığlığı. Bu üzüntüyle tabii. Süt nüt mü kalır? Kesildi işte. Çocuğum sütüne de mani oldular. Allah'ım ben ne diyeyim buna sebep olanlara ha? Bir kişi kurtulacak diye kaç kişi helak oldu. Tamam bırak. Şimdi daha beter şeyler söyleyecek uğraşamayacağım. Nasıl doyuracağım ben bu çocuğu? Ne yedireceğiz? Mukaddes Hanım, bekle biraz dolsun göğüslerin, tamam mı? Baktık olmadı, açarız telefonu doktora, ona göre mamaya başlarız. Anne babam nerede? İşi var oğlum, işi. Ne işi bu ya? Çok uzun sürdü. Nasıl anlatacağız Murat'a? O değil de şu Münir'e bak sen ya. Apar topar mahkemeye çıkarttı, anında tutuklattı. Leman Hanım'ın üzüntüsü bile 5 dakika sürdü, hemen kolları sıvadı. Allah'ım ne olur ölmesin, ne olur o ölmesin. Abim yapamaz orada. Hele bir de mahkum olursa hiç yaşayamaz. Allah'ım ne olur sen bize yardım et de o ölmesin. Şu halimize bak ya. O herif için resmen dua ediyoruz. Abim için. Evet. Daha geçen sen ölmesini isterken, elime geçirdiğimde öldürmek isterken şimdi yaşamasını istiyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Bunlar her türlü bizim başımıza bela. Artık varlıklarına tahammülüm yok. Ama diyorum ki karşılarına geç, gırtlaklarını sık. Bak o da olmuyor. Kerim ne oldu? Sen böyle söyleyince ben iyice panik oluyorum. Tamam. 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 Tamam, affedersin. Zavallı abim ne haldedir şimdi kim bilir? Yapamaz ki o yabancılarla. Üstelik şimdi bir de suçlularla beraber. Biz hiç ayrılmadık birbirimizden. O evinden başka yerde yapamaz. Korkar çocuk gibi. Tamam. Tamam. Ağlama. Oh. Maşallah.
Abisi hapse düşmüş, kızımız kendi halinde. Yenge yapma Allah aşkına. Benim içim kan ağlıyor. Siz hala Harşin'in fişnedesiniz ama. Doğru konuş. Mukaddes Hanım yeter. Hiç utanmıyorsun değil mi? Abin senin yüzünden hapse girdi. Mukaddes Hanım sus. Sen benim ailemi dağıttın. Ama hala kendi avansın. Tamam artık konuşma. Benim babam hapiste mi? Gel Murat sen. Beğendin mi yaptın Mukaddes Hanım? Ben sana ne diyeyim? Baba. Mukaddes kadar kafanı satarsın değil mi? Gel tamam ağlama gel. Tamam canım. Vallahi de iyi çıkacağım şimdi ha. Bana ne baba? Gelecek oğlum, yakında gelecek. Ay Murat sus, vallahi patlatacağım şimdi ha. Hadi kapa gözünü. Hadi güzel oğlum benim, hadi. Neyse, aman. Abim şimdi de anne çok özlemiştir Elif'i. Ne güzel uyuyor. Ne kadar masum. Melek gibi. Hapishane soğuk olur mu geceleri? Karanlıktan da korkar abi. Geceleri ışıkları kapatmazlar orada. İçim rahat etsin diye söylüyorsun. Yok gerçekten öyle. Nasıl uyuyacak yabancılarla? İlk günler uyuyamayacak. Geldi. Kadir abidir. Oyuncak değil o, ver bakalım. Sizi mi eğlendireceğiz? Yeter. Ne yap çocuklar? Neler olmuş? Vallahi neler olduğunu onlara değil, bana sormanız lazım. Ya Ömer anlattı, atladım geldim. Niye haber vermediniz bana? Yani bir günlüğüne gitmiştiniz arkadaşlarınızla. Yani o bir günü de hayatınızdan çalalım istemedik. Herkes kendi havasında anacığım. Yani laf mı şimdi bu Meryem Hanım Allah aşkına ya? Ya Kerim sen niye haber vermedin? Vallahi çok kızdım etmenize. Lütfen böyle söylemeyin. Zaten buraya yerleştiğimizden beri siz bizim hayatımızı yaşıyorsunuz. Bu bizi çok üzüyor. Özellikle Fatma Gül'ü. Pes vallahi pes. Fatma Gül mü önemli yoksa hapisteki kocam mı önemli? Haksız mıyım Kadir Bey? Ha koşa koşa geldiniz, bir şey söyleyin bari konuyla ilgili. Ha Erdoğan Yaşar'ın ölürse ne yapacağım bu çocuklarla tek başıma? Zaten Kerim de Vural davasıyla yargılanıyor. Vural ölmüş, babası ölmüş, annesi ölmüş. Ya onu da duydum. Meltem Hanım'ın babası da öldü. Vallahi lanet var üzerimizde. Vallahi lanetliyiz. Nasıl kurtulacağız biz? Bir akıl verin bize. Hadi abi sen gel otur. Yoldan geldim. Nasıl kurtulacak benim kocam? Söylesenize. Şimdi Ömer bütün detaylarıyla anlattı bana durumu. Tabii biz de karşı dava açacağız, savunacağız kendimizi. Ama öte yandan işte yani Rahmi'nin itirafı, Fatma Gül'ün tek tanık olması işi biraz zorlaştırıyor. Yani Erdoğan Yaşar'dan kurtulsa bile ki yani elbette kurtulmasını istiyoruz. Sonuçta bir insan orada bir yaşam savaşı veriyor düşmanımız bile olsa ama gene Rahmi bu sefer ceza alır. Şimdi tek çare Erdoğan Yaşar'ın kendine gelip şikayetini geri alması. Bu da imkansız bir şey. Maalesef öyle. Aman çok güzel, çok aydınlatıcı bir konuşma oldu benim için. Sağ olun. Kerim, bak oğlum. Yani Yaşaranların eline çok büyük bir koz geçti. Yani bundan sonra çok dikkatli olmak zorundayız. Özellikle sen. Yani öfkeni kontrol etmek zorundasın. Bunlar öfkede para etmiyor ki abi, baksana. Ha işte yani bunu anlaman da bir şey.